İnternet, telefon, oyun, donanım, yazılım, bilim, teknik. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Programımızın bugünkü bölümüne sosyal medyadan bir haberle başlıyoruz. En popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir özellikle hem kendi gelirlerini artırarak para kazanmak hem de iş dünyasının iletişim ağını genişletmek istiyor. Facebook tarafından yaklaşık 20 milyar dolar karşılığında satın alınmadan önce uygulama için kullanıcılardan senelik 0.99 dolar abonelik ücretini alan, fakat sonrasında bu politikasından vazgeçerek uygulamayı bedava hale getiren WhatsApp, gelirlerini arttırmak için yeni yollar arıyor. Habere göre WhatsApp üzerinden müşterileriyle doğrudan iletişime geçilebileceği bir sistemin testine başlandı. Combinator Kuluçka Merkezi'nin desteklediği birkaç girişimci şirketin hali hazırda özelliği test ettiği belirtiliyor. Bu firmalardan biri olan Kovlar'ın kurucu ortağı, denemelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtirken, sistemin WhatsApp'ın popüler olduğu yabancı ülkelerde beklenti yarattığını söyledi. Yani işletmeler için WhatsApp tarafından WhatsApp'tan para kazanma dönemi başlıyor diyebiliriz. Geçen yıl 95 ila %98 çeviri başarısına ulaşan Osmanlıca çeviriyi hizmete sunan Osmanlı Türkçesi arşiv uzmanı Zafer Şık'ın hazırladığı yeni uygulama Osmanlıca Eğitim Google Play'de ücretsiz olarak hizmete girdi. Eğitim kategorisindeki trendte ikinci sırada olan ve ilk gününde 1200'den fazla kişi tarafından indirilen Osmanlıca eğitim sayesinde kurs ve okullardaki Osmanlıca derslerin pratiği yapılabiliyor. Uygulamanın özellikle liselerde ve üniversitelerde Osmanlıca dersi görenlere büyük fayda sağlayacağı belirtiliyor. Uygulama temelden başlayarak ilerleyen Osmanlıca eğitimi sunduklarını söyleyen Şık, arşivdeki datalar periyodik güncelleniyor, Osmanlıca imla müfredatı bölümünde Osmanlıca yazım kuralları örnekleriyle anlatılıyor dedi. Ünlü sosyal medya platformu Facebook'tan kullanıcılarına ilgi çekici bir özellik daha geliyor. VR teknolojisini Facebook platformuna taşıyan sosyal medya devi, tüm platformu kullanıcıların gözüne taşıyor. Gelişen teknolojiye uyum sağlama konusunda en başarılı firmalardan birisi olan Facebook, popüler yenilikleri platformlarına bir bir entegre ediyor. Firma son dönemin gözde teknolojisi VR konusunda henüz bir çalışma yapmamıştı. Fakat sanal gerçeklik teknolojisini Facebook kullanıcılarına buluşturacağını duyurdu. Facebook bu uygulama ile platformu kullanıcıların gözüne taşıyacak. Sosyal medya hesabına 360 derece hakim olabilecek kullanıcılar adeta Facebook'un içine girecek. 3 Mart'ta satışa çıkan ve satış rekorları kıran ölü piksel sorununa rağmen alt üst eden Nintendo Switch, son yıllarda görülen en başarılı oyun konsolu haline geldi. Henüz tam satış rakamları açıklanmasa da GameStop tarafından yapılan son yıllarda görülen en başarılı video oyun konsolu çıkışı yorumları satışların oldukça iyi yönde olduğu yönünde. Nintendo, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konsol satışı rekorunu kırarak tarihinin en başarılı konsolu Switch ile gurur duyuyor. Geçen haftadan itibaren satışlarına devam eden Nintendo Switch kullanıcılarından bazıları Reddit sitesi üzerinde ekranlarındaki ölü piksellerden şikayet ediyor. Öte yandan Nintendo şirketi ise ölü pikselleri sorun etmediğini resmi web sitesinde açıklıyor. Bu da iadede zorluk yaşanacağı anlamına geliyor. Nintendo'nun resmi cevabı, az sayıda takılmış veya ölü pikseller LCD ekranların karakteridir. Bunlar normaldir ve bir sorun sayılamazlar şeklinde oldu. Ve bugünkü son haberimiz de telefon dünyasından. Nokia 3310 efsanesi yenilenmiş haliyle geri döndü. Dünya Mobil Kongresi kapsamında duyurulan yeni Nokia 3310 ön siparişi açıldı. İngiliz perakende şirketlerinden bir tanesi 3310'a ilginin çok yüksek olduğunu ve bir cep telefonundan beklenmeyecek şekilde talep gördüğünü gözler önüne seren raporunda yayınladı. Yapılan araştırmalara göre Nokia 3310'un Dünya Mobil Kongresi'nde tanıtımı yapıldıktan sonraki hafta Google üzerinden arama grafiği %797 artış gösterdi. Nokia ayda ortalama 30 milyar aramaya konu oldu. Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model, sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine de sahip.